Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner. Milyoner ekranlarına hoş geldiniz. Banko futbol yeni bölümüyle karşınızda. Sevgili Orhan Ulucay'la birlikte önce Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak başlayalım. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılı çok da güzel marşlar yapılmış. Yani bütün sanatçıları tebrik ediyorum. Gerçekten doya doya kutlayalım. 29 Ekim benim de doğum günüm biliyorsun Orhan. O oh. yüzden Cumhuriyet Çocuğu olarak yayını böyle açalım. Cumhuriyet Çocuğu. Ya bir şey soracağım. Sence daha fazla şey yapılması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yüzde yani. yüz gerekiyor. Ya ya bir, hiçbir bu ne ya? Iptal bu 100 yıl mi? ya. Önce. Bu 100. yıl yani. Tabii. 15 gün önceden başlaması gerekiyor. Kutlamalar, bir sürü farklı farklı organizasyonlar olması gerekir. Şunlar olması gerekir çok zayıf giriyoruz yani. Tamam bireysel olarak marş yapmışlar. Güzel bir iki tane şey var da ya bu ya ne, nasıl yüz yılda beklenenden daha az şey yaptıysak benim inancım o. Bugün daha böyle, fazlasını yapabilir. Ya bugün mi? başaramıyoruz. Adam yüz yıl önce başarmış bazı şeyleri inanamıyorsun. Ben çocukken o kadar farkında bile değildim gerçekleri de. Yani büyüyünce, görünce, yaşadığımız ülke iyice içine girince, yüz yıl önce bu ülkenin başına gelen şeyler çok güzel şeyler. Yüzyılda bize verilen fırsatı biz o kadar iyi kullandığımızı da düşünmüyorum. Katılıyorum. Bu ülke sana. daha doğru yerde, daha kalkınma sanayisinden tut, adaletine kadar her hmm. şeyi çok daha iyi test etmesi gerekiyordu. Çok hazır, güzel şeyler bıraktı bize. Yüzyıl önceki insanlar. Başta Mustafa Kemal Atatürk. Ama biz onu ne kadar iyi kullandık? Bugünlerde bunu soruyorum yani. İki, bu kadar önemli bir şeyi, bu ülkenin cumhuriyet yönetilmesi, bu coğrafyada. Yani Daha yüzüncü. Yani daha bu. coşkulu, Tabii daha görkemli, daha her uzun. Yeriyle, değil her yeriyle, her şeyimizle, her bir. Hepimizi ilgilendiren, hepimizin istediği bir iki istisnaya bıraktığında hepimiz için önemli bir şey bu. Ama ben o coşkuyu göremiyorum. Hem de hem yılı sorguluyorum. Kendi içimde bakıyorum. Kendi jenerasyonumuz dahil. Dahil, doğru. Yani bizden. Bu Z kuşağından falan yeni nesilden falan bahsetmiyorum. Bizlerden, bizden önceki nesile kadar giden süreçte sanki çok daha ya iyi olabilir sabah her şey. sabah oğlanı okula bıraktım Orhan. Etkinliklerin bir bölümüne dahil oldum. Evet. Çok erken başladılar. Kırmızıları güzel giyinmişler. Herkese Atatürk silüetli tişörtler ya da sweatshirtler falan ya bayağı tüm, coşkullardı. Tüm ülkeyi, ülkeyi kırmızı beyaza boyayacaksın yani. Aynen Anladın öyle. Mı? Böyle Aynen bir, bir öyle. haftaya giriyoruz. Şurada bak 27 Ekim bugün. İki gün sonra geçecek. Yüzüncü yılını kutlamış olacağız ama ben ben mi eksik görüyorum? O da ayrı bir konu. O coşkuyu biraz eksik görüyorum ama yine de olduğu kadar diyelim. Tekrardan bu ülkenin, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kutlu olsun diyelim ve başlayalım. Başlayalım. Avrupa maçlarına takımlar gelince konuşuruz. Biraz yorumları orada. Hızlı bir program olacak. Fransa dönüşü. Arkadaşlar Fransa Ligi'ni takip etmeye başladım. Birkaç hafta sonra bir iki maç oradan da <laughs> programa mi Nis katacağız. Gittin maçına? Faro maçına. Nis maçına gidemedik. Şeyden, otelden izledik. Niye biliyor musun? O kadar yorulduk ki oran. Hmm. Bir de maça gitsek herhalde bayılırdık. Nice Marsilya maçı. Nis'teydim arkadaşlar geçen hafta. Gideceğiz diye burada planladık ama biraz uzaktı kaldığımız yere oran. Dedik ki otelde izleyelim izledim ama liste kazandı. Gitsek iyi olurmuş aslında. Iyi. Çok iyi gidiyorlar. Hadi bakalım. Takipteyim Nice ve Paris Saint Germain özelinde yorumlar yapacağım bundan sonraki haftalarda. Süper Lig'de başlayalım. Hatay Kayseri. Abi bir şey diyeceğim. Ben Hatay'ı kaybetse de Fenerbahçe'ye karşı sistem değişikliğine gitti. Ona dizilimin değişikliğine gitti. Etkili buluyorum. Ben Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorum ama Kayseri Spor'da biliyorsun işte geçen hafta o maçta da 90 dakika izledim Rize Spor'u analiz etmek için. Ee, onlara da gördüm. Tia mıdır? Mesaisidir. Onlar i̇yi da bir gol atar. Da çok iyi ya. Üst olur değil mi bu maç? Üst ve Hatay kazanır. Bir ve üst diyorsun. Daha da artır. Ama bana. ilk dediğim hatta ben ilk olarak Hatay kazanır diyorum. 1.99 şu anda benim önümdeki Hatay galibiyet oranı. 1.62 üst oranı ben üst diyorum. Tamam. Kasımpaşa İstanbul. 2.5 üst ve şeye bakalım bir. 1 ve üst mü? Evet. 2.5'ların üzerinde. 3.09 abi. Ney? Vallahi sürpriz arayanlara ya yani yüksek oran arayanlara çok iyi bir tercih. Kasımpaşa İstanbul. Ne diyorsun? Vallahi bu Kasımpaşa beni çok ben şaşırtıyor. Ben de buraya yani. çok şaşırtıyor bu Ama Kasımpaşa. Ama bu buraya beni. karşılıklı gol var diyeyim ya üst diyelim. Üstün oranı 1.46. Ben de sana katılırım. Bu maçın üstü bence iyi. Başka bir şey denmez. Ee, normalde Kasımpaşa favori tabii ki ama İstanbulspor her an sürpriz yapabilir. yapabilir. Girme riski. Premier Lig'de Crystal Palace Tottenham var. Benim 2-3 gol maçım bu. Tot Tottenham maçı benim de. 1.58 Tottenham galibiyet oranı. Benim tercihim 2-3 gol. İtalya Serie A'da Genoa Salernitana girer misin? Ben de girmem arkadaşlar. Bu maçtan uzak durun. Girona Selta Vigo. Barcelona ve Real Madrid <laughs> arasında bir Girona var. Yani ki bu hafta El Clasico var biliyorsun. Bir bakarsın o maç berabere biter. Abi, Girona lider olur. Bir şey söyleyeyim. Girona hem favori ama üstü garanti herhalde. Bence de. 1.45 2.5 üst oranı. Yani. Arkadaşlar yani 1.50 Girona oynamak isteyene bir şey demem ama ben 1. 45 üstü daha mantıklı buluyorum bu karşılaşmada. Bundesliga'da bir maç var sevgili Orhan. Bohum-Mainz. Şöyle. Şimdi ligin galibiyeti olmayan iki takımı yanlış bilmiyorsam. Ama Mainz'i ayırıyorum biraz burada. Çünkü Mainz son haftalarda e, çok fazla büyük takımla oynadı üst üste. Zor maçlar oynadı. Zor maçlar oynadı. İşte Bayern Münih oynadı. Gladbach'la beraber kaldı biliyorsun. Ondan önce de Leverkusen'e yenildi. Yani son üç maçın ikisi ligin en iyi takımı Bayern Münih ve Leverkusen. Bir de Gladbach teplasmanı. Yani galibiyet almaya aslında yaklaştı. Bir de guru da var. Muhteşem bir yetki, genç yetenekleri var. Ee, o yüzden ben... Bu deplasmanda bir şey yapabilir mi diyorsun? Evet ama karşılı gol var diyeyim Çünkü Mainz'da şeyi yok. Um, ee, Mainz, pardon. Bohum. da iç saha takımı. Hani deplasmanda olsa yani içer bu ter, tam tersi olsa minus Bohum direkt minus derdim. Böyle biraz beraberlik ihtimali var. Ben karşılıklı gol var diyeceğim. Ben sürprize böyle ufak çıtır bir kuponda ne deneyeceğim biliyor musun? İlk yarıda iki gol olur deneyeceğim orada. Bohum minus maçında. Yani o Gru da arkadaşlar sonlarında çok şov yapıyor. Yani daha 19 yaşında Guruda. da minusta bir bakın derim. Evet devam edelim bakalım. Cumartesi maçlarıyla devam edelim. Cumartesi program bir ay yoğun. Hızlı gideceğim hemen. Alanya Sivas. Burada zor. Ben biraz Alanya tarafındayım. Başta söylemek gerekirse Servet Çetin'in şu an kadar olan performansı çok beğendiğimi söyleyemem. Alanya'da iç sahada iyi biliyorsun. Ama Karşılık gol var daha garanti tabii ki. Ben 2-3 gol diyorum bu maça. Benim de tercihim bir tık daha Alanya Spor'un favori olduğu yönünde. Devam ettim. Adana Demirspor Spor, Konya Spor. Ya burada şimdi Adana Demirspor kazanır demekten başka ne diyebilirsin ki? Konya, Hakan Keleş sabah saatlerinde gördüm. Oran büyük ihtimalle Hakan Keleş olacak. İşte bir ara, bir, bir ara, kayıt Dikkayt, geçiyordu. Ama sanki Hakan Keleş de karar kıldılar Şimdi diye düşünüyorum. Işte yollar ayırdı. Burada yeni teknik direktör tak diye gelirse işler değişir bir anda ama gelesiye kadar Adana Demirspor bir. Ben de üst diyorum bu karşılaşmaya. 1 42 gibi bir oran var. 2,5 gol üstünde. Rize Galatasaray. Çok kısa Bayern Münih'de zaten. Geçen hafta programın içinde konuşmuştuk. Tam da beklediğin gibi bir maç oldu. Galatasaray gol bulur mu dedim. Bulur dedin. Hatta birden fazlasını da bulabilirdi. Biraz talihsiz oldu. Bayern Münih işte o dev takım bir anda hiçbir şey yapmadan 3-1'e getirdi maçı. Tabii ki. Bir acı var tabii maçı. Ben inanıyorum ki pek çok insan maçın analizini izlememiştir. Özetine bakamamıştır. Bakmak istememiştir. Tabii. Bir anlamda böyle çok görmek istemeyeceğim şey. Çünkü rahatlıkla galibiyet hak etti rahatlıkla kazanabileceği bir maçtı. Uzun süre sonra bayağı serisini bozabilecek takımda Galatasaray ama işte e, olmayınca olmuyor. Olunca da United'da oluyor. Kazanma kültürleri çok yüksek bir takım. Onu hep üzerinde durduk. Real Madrid ile Bayern Münih'i, bakın bu City falan hikaye. City'den Guardiola yarın bugün gidecek, City o olacak Arsenal. Bak bu Arsenal falan çekiyor Tottenham, Bayern Münih'i. Sanki Ludogorets şeyi çekmiş gibi oluyor. Tabii. Öyle. Şansın yokmuş gibi oynuyorsun bu takımlara karşı. Abi 37 maç, 34 galibiyet grup maçlarında 3 beraberlik. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nin deplasman şeyi. Ya Bir dönem Messi'yi Real... Barcelona'ya ne hale getirdiğini hatırla. Real Madrid 304 Şampiyonlar Ligi maçı oynamış. Bayern Münih 287. ilk ikisi bunlar. Messi'nin geçen açıklaması vardı ya. En çok takımla oynadım ben diyor. En zorlandığım takım Bayern Münih. 90 dakika durmuyorlar diyor yani yüksek bir Neyse Galatasaray gururlandıracak şey yapacak. Bugün mesela bir yorum okudum Almanlardan. Bayağı bir iddiam maçını yorumluyordu. Ve hafta içindeki maçı değindi. Ben hayatımda Bayern'i bu kadar kötü görmedim uzun zamandır diyor. İlk yarıda. Yani ezildi geçti diyor. Bak bunu bir Alman yorumu yorumcu söylüyor. O yüzden şöyle söyleyeceğim. Galatasaray her şeye rağmen bir moralli gidiyor oraya. Bir mağlubiyete rağmen mağlubiyete değil mi? Mağlubiyete rağmen. Çünkü tabii ki üzülecek. Tabii ki üzülecek. Ama şu kesin ki oynadığı futboldan dolayı da gurur duyacak. 70 dakika boyunca yaşattığı her şeyden gurur duyacak. Zor bursa. bir deplasmana gidiyor ama değil mi Rize deplasmanı? Ne diyorsun? Evinde hiç Rize bu sene. 4 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik. Ama ben Rize Spor'un biz çok zaafları olduğunu düşünüyorum. Galatasaray iyi oynarsa Rize Spor'un ne yaptığına bakmaz. Ben sadece biraz savunma odaklı bir Rize Spor. Yani genel anlamda topu iyi oynadığı maçlarda bile topu rakibe bırakan, hatta kazandığı maçlarda bile %35-%39 arası gidip gelen topa sahip olmalarını, geride böyle alanı, geniş alanı ısrarla kollayan bir takım Rize Spor. Ben Galatasaray'ı oynarsa kazanır diyorum. Burada şöyle bir şey diyeceğim. Bir ilk yarı bir golsüz yani ikinci yarı daha çok gol olacağını düşünüyorum. Benim bir... ilk tercihim o biliyor musun? Ee, Galatasaray kazanır tabii ki favori. Ee, ama çok gollü geçeceğini ilk etapta düşünmüyorum. Ama biliyorsun bazen bu maçlarda doğu tüşü falan Tabii tabii. Yani Rize'nin mesela erken bulacağı bir gol Galatasaray'ı mesela o sakin oyundan vazgeçirebilir. Bir de o zaman da Rize Spor'un işine gelecek abi Yani onu daha detaylı anlatacağım maçın analizinde ama ben burada mesela iki buçuk altı belki yapmam ama üç buçuk alt ve Galatasaray kazanır diyebilirim. Ben bu maçın ikinci yarısında daha çok gol olur diyorum. Yani Rize'nin kapanacağı, Galatasaray'ın da ilk yarıda böyle çok hani gidip nerede oynadı? Antalya deplasmanında oynadığı gibi bir maç bekliyorum. Böyle ilk yarı evet. sakin, ikinci yarı atıp bitirmeye yönelik bir karşılaşma. Tabi bunlar maç kurgumuza göre ikinci yarı daha çok gol olur tercihimiz. Premier Lig'de Chelsea, Brentford maçı var. Bak ben şeyi söylemiştim hatırlıyorsan. Uzun süre Chelsea'yi bir takip edeyim evet. yürüyün. Yani o ilk galibiyeti aldı ya ikinci haftada kazandı. Arsenal'a karşı da 2-0'la geçip maçı 2-2'ye ver getirdi. Yani Chelsea şu anda yıldır ve bugün de Chelsea ben kazanacak diyorum. Kazanacak diyorum. Aa ben ama Brentford'dan, aldım bunu. Brentford'dan da bir gol bekliyorum. Üst de var. Sürpriz kupona 1 ve buçuk üst olarak Güzel aldım abi, ben üstün. bunu. Çünkü ben Chelsea Arsenal maçını tabii senin bu kardeşin Niste Fuara falan gitti ama ben maçta orancım dedim ki bu derbiyi benim izlemem lazım. Oturdum izledim. Chelsea'yi de çok beğendim. Yani Arsenal ne zaman ki golü yedi, ikinci golü yedi. Ondan sonra biraz toparlamaya başladı. Chelsea çok rahat kazanabilirdi. Daha farklı da kazanabilirdi. Onu da söyleyeyim. Maç berabere bitti ama ben Chelsea'yi beğendim. 1 ve 2,5 üst olarak aldım. Hatta sonra dedim ki çok sürpriz arayanlara 1 ve 3,5 üstü bile önerebilirim. Ben 3 tane falan atar diyorum Chelsea. Devam ettik. Arsenal, Sheffield United. Burada baktım. Nasıl oran abi. çıkartabiliriz? Böyle? Evet, baktım. Bak. Bir şey diyeceğim. Ev sahibi bir buçuk üst sence kaçtır? Kaçtır? Sence? Yani bir yirmi midir? Arsenal iki gol atacak. 1, 23. 1, 0, 6 abi, bir yirmi üç. Bir sıfır ya. Nasıl? Ev sahibi bir buçuk üst bir sıfır altı. O da çok azmış ya. Bir ya, 0, yani 6 İnsanın ya. böyle bir buçuk altı deneyisi Zaten geliyor. Zaten bir şey yani. açılmamış değil mi normal Arsenal şeyi falan yok. Ev sahibi <laughs> bak maçın iki bir, buçuk üstünden değil. ya yani Arsenal'ın 3 gol atacağından bahsediyorum bir kırk, o az. zaman mesela ilk yarı bir buçuk üstü olur mu? Ben abi ev sahibi 3,5 alt 1.34'ü denemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey de diyeceğim. Burada bir şey söyleyeceğim. Ee, Sheffield United. Yani 1 ve 2,5 üst deyip geçmek gerekiyor. Ben ne aslında. deniyorum bahsi biliyor musun? Arsenal ilk yarıda 2 gol atar diyorum. Yüksek orana gittim. 2.14. Her güzel. Devam ediyorum. Bournemouth, Burnley. Buraları güzel. hızlı geçiyorum. Vallahi kötü daha vallahi, kötü. Bormut, Burnley üst, direkt 1.58-2.5 üst. Üst mü diyorsun? Ben biraz Bormut tarafındayım. Wolverhampton Newcastle. Bana ne oldu öyle Tonali'ye ya? Tonali ona. Val, vallahi, Wolverhampton gol atar, Newcastle gol atar. Şey izledin mi abi? Newcastle Dortmund. İzledim. O nasıl başta öyle ya? O nasıl başta öyle? Son 90 kadar beraber <laughs> direkten döndü. Ko Başarı adamını Marlon seçmişler. Gregory Kobil. Garanti yani. Direkt Gregory Kobil seçersin. <laughs> Dortmund da çok pozisyon yakaladı bu arada. Ama ya o sıfırdan... maç alt bitti mesela değil mi? Mesela? Yani. O maç nereden bakarsan bak pozisyon itibariyle üst değil. 3.5-4.5 buçuk, buçuk üst bitmesi gerekir. Ama maç 1-0 bitiyor yani. İnanılmaz bir şey. Kaleciler, direkler, ağlar, B'ler. Çok keyifli bir maçtı. Ee, kabul etmek gerekir. Ben Newcastle'ın iyi oynadığını burada da kazanacağını düşünüyorum ama iki buçuk üstte diyebilirim. Ben iki ve üst diyorum bu maçı. Evet devam edelim bakalım cumartesi maçlarına. sassuolo Bologna benim üst maçım. Ben bunu kuponuma koydum. 1.50'den aldım. İki Neden gol abi? Neden? Çünkü Bologna'dan kaynaklı. Yani, kaynaklı. Gol atıyorlar zaten. Yiyeceklerini de Sassuolo çünkü enteresan bir takım. Biraz böyle açık vesaire olursa bu maç üç buçuk üstüne de gider onu da söyleyeyim. Yani Sassuolo en son Juventus attı da o günden bu yana sa kendi sahasında gol atamıyor. Evet bir ben bir kıpırdama olacağını düşünüyorum bu maçta orada. Bir gol attığını düşünüyorum. Olabilir ben e Lecce Torino girmiyorum hiç. Girmiyorsunuz. Lecce Torino'ya mı? Artık yani enteresan. Al oranı 1.34. Karşılıklı gol var diyorum ben buna. Ben de bu maça 2-3 gol diyorum. Juventus Bak, Verona. Bir şey, ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Karşılıklı gol var diyorum da. Bekle bir saniye bakabilir miyim? Ne zaman o. gol attı? Sonra bakacağım. <laughs> Abi Inter e 3-0 yenildi. Gol yok. Juventus 2-0 yenildi. Gol yok. Evinde Verona ile 0-0 kalmış. Gol yok. Lazio'ya 2-0 kaybetmiş. Gol yok. Yani adamlar Eylül 24'ten bu yana gol atamıyor Torino. Zaten birbirlerinin sıfır 0 bir takımı. geçmiş tabi. Ve Zapata var hücum hattında bile. Bu maçta gol atacak diyelim. Lecce de atar. 1-1 bir tane maç. Juventus Verona. İlk yarıdan Juventus belki. İlk yarı Juventus diyorsun. Ben sana burada kılıç çekmeyeceğim. Ben bu maça Buna da 2-3 gol diyorum ben Orhan ya. Üst diyecektim ama ağız olusu diyemiyorum. 2-3 gol diyeceğim bu maçada. Tamam Almeria Las Palmas. Almeria Roma'da, Las Palmas. Yani bu gerçekten oyuncuların annesi babası bile izlemeyeceği bir karşılaşma. Biz de hiç buna yorum yapmayalım. Geçelim El Clasico'ya. Barcelona Real Madrid. Ben şimdi bunun biliyorsun kısa videosunu da çektim. Ben onu izlemedim. Çalıştım. Ben gelmeden önce çektim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Söyle. Ne düşünürüm bilmiyorum ama sende bir hafif bir Real Madrid sempatisi var, var. Hep var. Bu maçta da Real Madrid mi diyorsun? Evet. Yok artık ya. Yani. Niye diyeceğimi söyleyeyim mi? Şimdi açıklayayım mı sana? Belki sen de benim tarafa geçersin. Şimdi Barcelona'da kesin olmayanları sayıyorum sana. Kunde, Sergi Roberto Pedri. Kesin yok bunlar. Barcelona biliyorsun... Franky De Jong dönüyor değil mi? De Jong şüpheli. Hayır. Ne kadar hazır döneceği belli değil. Şöyle De Jong ve Lewandowski... Lewandowski bugün, gelmiyor da. Mı? Bugün oynanacak geliyor. Bugün son antrenmanda takımla birlikte çalışacaklar. Okudum şimdi sabah güzel hepsini. Lewandowski muhtemelen başlatacak onu söyleyeyim. Lamin Ama yaman. De Jong daha ciddi problemli. Ben de tam tersini duydum. Ben De Jong'un hazır olduğunu... Ha. Ya şöyle ne kadar 15 dakika mı alır ilk 11 mi başlar yani. sanmıyorum. Ama hazır. Ya Lewandowski bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Lewandowski'yi ne yapıp edip böyle bir atacak gibi düşünüyorum. Yani ben yorumları ona göre yaptım. Çünkü son okuduğum şeyler öyle. Bugün antrenmanda yer alacakları. Bak Ama mesela, buna rağmen. Ben fikrimi söylüyorum sana. Şahtar maçında da. Şimdi bizim Felix bir ciddi bir darbe aldı. Onda soru işareti var. Rafinha'da soru işareti var. Yani bir takımda böyle bir maça girerken herkese mi bir sıkıntı olur ya? Bir İlkay'da yok, bir da yok öyle söyleyeyim sana. Lamine Laminyamal var. Ferran Lamina Torres. Mal var. Lopez. Yani ben de sana şimdi öbür tarafı sayıyorum o zaman. Ya yani, Bellingham'ı duyuyorum. Santo, başka bir şey yok ki. Santro for kim var? Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Santro e, for yok. Yani. Oselu hastaydı ama oynayabilir. Ya oynasa ne olur, oynamasa ne olur. Ama orta sahada bayağı korakor bir yani, mücadele olur. Bak Lewandowski'de Hı. oynamazsa, bu maçta şöyle bir şey var. Eskiden yine bir... Tamam bir Messi, Ronaldo beklemiyoruz ama bir Lewandowski, Trezeguet bekliyoruz. Şey, pardon. Benzema bekliyordum. Bekliyordun, evet. Şimdi artık iyice geleceğin yıldızlarından oluşuyor. Jude Bellingham'ı bir kenara koyalım. Yani tamam Vinicius falan iyi de hani... Böyle bir rekabet, Barcelona'yı almadı. Kendine gelmesi gerekir yine. Ne diyorsun yani sen bu maça? Ben, ben Barcelona diyorum. Bak iç sağdan dolayı Barcelona diyorum. Beraberlik ihtimalini veriyorum. Hani var ya kazanırsa Barcelona kazanır. Tek farkla kazanır. Sana bir hatırlatma daha bir sıfır 1-0 kazanır diyorum hatta. Şimdi biliyorsun Barcelona Camp Nou yapılıyor yeniden. Bu maçı Estadio Olympics Luis Company stadyumunda oynuyorlar. Yani 55 bin kişiye falan oynayacaklar bu maçı. Real Madrid için bir avantaj bu. 100 bin oynamak nereye? 55 bin oynamak nereye? Ben bak bu maç benim için 2-3 gol maçı. Önce sana onu söyleyeyim. Benim birinci tercihim 2-3 gol. Abi bak 1-0 bir, bir da biter şaşırırsın bak ya. Yani. 2-1 Real Madrid galibiyeti bekliyorum Allah Allah, Allah. Devam Ay, ettim. Aykut'um Real Madrid sevdası. Şaver'in bir baksın bakalım ne ma, ne yapmış El Clasico'da. Valla hemen aklıma 2021 şey geliyor o kupa rövanşı. Ha bu arada tabii <laughs> o sene El Clasico'ya gittik. Madrid'de anlatmaya Şavin'in ilk maçı 4 tane atıyor. Evet, <laughs> evet. maçta da üç Ama maç. Şampiyon olmuştur yani. 3 maç üst üste yendi ya. Evet Şavi. evet. Neyse. Şimdi devam, devam ediyorum. Yarmadet sempatizanlığından dolayı insanları şey yapma. Ben de bak bayağı minik Dortmund var öyle. Mallorca Etefe o zaman. Al hadi burada bir rahatla kendine gel. <laughs> ne diyorsun? ben yani şey olur ya böyle üç buçuktan dört, dört buçuktan beş hani böyle tamamlarlar ya. Ben böyle beraberlikten bir diyorum bu maçı. Ben de karşı gol var diyorum. Hatta gol var diyorsun. Ben bir tık Mallorca'yı önde görüyorum. Cadiz Sevilla. Sevilla kazanır diyorum hadi. 1.99. 1.99 oranı var. Ben de sana burada kılıç çekmeyeceğim. Kazanabilir. Cadiz yenebilir. Kesinlikle kazanacak hatta. Devam ettim o zaman. Cumartesi maçlarına. Bastım gaza. Oran için özel Bundesliga sayfası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç burada. Augsburg, Wolfsburg. Oran ne Augsburg'muş be? Yeni teknik direktörüyle bir 5'e attı. 2-0 gerideyken bana maçı atıyordu. <laughs> ne oldu Augsburg kazanıyor diye. <laughs> ya bak e, Augsburg ama bak Wolfsburg'da şöyle bir şey var. 2 maçtır kaybediyor galiba. Niko Kovac'da hiç 3 maç kaybettiğini hatırlamam. Wolfsburg'a bir gol yazıyoruz buradan. Augsburg'a zaten yazıyoruz. Karşılı gol var diyoruz. Gol var üstüne. deyip geçtik bu maçı. Peki. Ya üstte diyebilirsin. Bir elli. Bayern Münih Darmstadt'a ne yani, Maksimum evinde bir buçuk üst ilk yarıda bir buçuk üst diyeceğim. Okey. Möşün Gladbach Haydnheim. ben buna Drive'dan sürpriz beklediğim için. Zaten yani, ben sana ne soracaktım biliyor musun? Böyle bir elliler civarında Möşün Gladbach kendine yok. böyle daha zayıf bir rakip bulduğu anda insanları yakıyor yıllardır. Bremen'deyken bir ara yazı yazmıştım. Bir dönem Juventus'ta istemişti gençliğinde. Aykut Eren erendingçi Artık her maç oynuyor. Onun için Haydiray maçlarını izliyorum. Sürpriz yapabilir Haydiray. Burada üste gitmek tam fayda var. 1.33 ama. 1.33 ama yani en azından Mönchengladbach sürpriz yakma şey seanslarından birinden kaçmış oluruz evet. üste giderek. Devam ettim o zaman. Şu Tutkart Hoffenheim. Ben Abi, bir, bir tane şey maç şey aldım. Ben sana. Babamın son maçı bu biliyor musun? Nasıl? Büyük kuponda mı? Tabii oynamış yine 20 tane maçı. Şampiyonlar Ligi'nden <laughs> bu yana. Yetmemiş 20 tane. Ne ta... oynamış mı? İşte buna Stuttgart oynamış. Hata yapmış. Direkt Stuttgart. Tabii. Ya ki senin baban bir onları bağlayıp çifte şansını alan adam son maçı Stuttgart galibiyeti mi? Ama olabilir. Niye olmasın? Stuttgart çok formlu var Leverkusen'e. Şeyde de nasıl bir de şeyle kavga ettik. Seviniyor şeye. Penaltı kaçırdı ya Kopenhag. Mensuret de vermiş. <laughs> Baba dedim yani boşver ver şeyi yani alacağın şey garaz bir bir olsa Galatasaray sırayı o kadar iyi olacak Tabii, ki ikisi de mi? bir puan öbür hafta da berabere bitse iki maçı kaybetse bayanı yine ikinci olacaktı Galatasaray. sırayı. O kadar sinir oldu onun onun penaltı kaçtı. O da tabii kendi şeyini düşünüyor. <laughs> şey oğlum her türlü geçer diyor garaz diyor. Şey burada ben de babamın aksini düşünüyorum ona işte telefonlara söyledim tabii şut çok iyi gidiyor. Ama ben Hoffenheim'in burada kaybetmeyeceğini 1-0 Hoffenheim'e bile versem 1.70 oranı var Hoffenheim'in. Evet, şimdi Çünkü maç, şu kadar çok fanda. Neden? izleyecek baban. Sonra arayıp oran yattım beni demeyecek mi? <laughs> Bak Girasi yok. Tamam mı? Girasi 14 golle ligin gol kralı şu anda. Ee, çok kritik oyuncu. Sakat yok. Ve onu nasıl kompans edecek? Bu, çünkü bir, bu kadar kısa sürede 14 gol atıyorsa bir oyuncu biliyorsunuz Giras'i oraya bağlısındır ister istemez. Tabii. O adamın yoktu öyle kolay kompans edilecek bir şey değil. İkincisi Hoffenheim deplasman diyor olan bir takım. Geçen hafta ben mesela Frankfurt'un kazanacağını söyledim. Evinde kaybetti bak. Frankfurt gibi şey yapamayacak bir takım var. Sürpriz bekliyorum derim üstüne basa basa. Ama Hoffenheim'e bak dışarıda oynadığı maçlara. En zor takımlara karşı bile en iyi performans dışarıda vermiştir. O yüzden benim için Hoffenheim'in... Ben bunu 3.5 üç aldım ya. Üçlü oynadığı için Hoffenheim bir de böyle hücumla depresmanda üzerine gelen takımı seviyor ya. Yani. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Hoffenheim'den kaynaklı bu maçın çok gollü olacağını düşünüyorum. Ya 1.33 zaten abi. 3.5 evet. üstü aldım ben. Olur. Werder Bremen Union Berlin. Ya şey çok hoşuma gitti biliyor musun? Futbol muhabbeti yapalım biraz. Napoli'ye karşı. Biliyor Napoli iğrenç oynadı tek şutu var kaleye gol oldu. Şeye karşı Union Berlin'e karşı. Ve Union Berlin 9 maçtır kaybediyor bak bu taraftar. Resmi maçtır yani Union Berlin <laughs> biliyorsun şey oldu. Taraf oyuncu da mesela Fofana çıkarken elini sıkma doğrusu bir şeyin 2 hafta kadro dışı bıraktılar. Çok beğendim bak bu uygulamayı. Bence adrenali olan bir oyuncunun eli sıkılmaması gerekir. O anda uğraşma oyuncuyla. Ben teknik direktörlük aptallığı diyorum bunu. Ben. Sana ne ya bırak abi. Niye elini sıkıyorsun yani? O anda oyuncu oyundan çıkıyor. Oyuncuya da hak veriyorum. Çünkü kendileri kontrol edebilecek durumda değil. Ama bu tarz saygısızlıklara ceza verilmesi de taraftarıyım. Şimdi şeye geçelim. Böyle Pardon bu tarz saygısızlıklara ceza verilmesi değil. Böyle bir şeyi e, teknik otoritesini sağlamlaştırmak durumundasınız. O yüzden bu maçı ben Union Berlin'in kazanacağını düşünüyorum. İki diyorsun. 2.31 oranı. Ama şeyi söyleyeceğim sana. Arkada şey tribün çağırdı takımı. 9 maçtır kaybediyor. Napoli'ye karşı da tek şutla dedi ki tarafta tribün lideri takıma. Napoli dedi bugün bir tane vardı. Raspodori ile kazandı. Biz dedi burada şampiyonlar oynuyoruz. Biz tarafta olarak diyor hayalimizi yaşıyoruz. Rüyamızı yaşıyoruz diyor ya. Kesin. Leipzig Köln. Leipzig Köln. Leipzig kazanır ama çok da şey olmaz. Gol yani Köln biraz savunma yapar. Bir ikinci yarı daha çok gol olur. 2-3.5 alt felafesi kazanır derim. İkinci yarı daha çok gol olur. Ben tuttum. Bunu aldım. Gelelim pazara. Hızlanıyorum hemen. Karagümrük Trabzon. Ben 2 diyorum orada. 2. Ankara gücü Samsun. Karşıklı gol var. Ve 2.5 üst. 1.59. Gol var ve 2.5 üst. Antalya Başakşehir. 2.5 alt 1.57. Ben beraberlik diyorum direkt bu maça. Pendik Spor Fenerbahçe. Şu Pendik konusunda da tebrik ederim seni. Pendik gitti galibiyet aldı ya. inanılmaz İnanılmaz yeni hoca ile birlikte. Ne diyorsun? Abi bu her şey? zaman yeni hoca korkutmaz mı yani? Korkutuyor. Ben burada pendiğim bir gol atacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu arada. 2 ve üst mü diyorsun? Evet. 2 ve üst. Ben ya da yani. karşılı gol var da iyi oranı vardır. 2 ve üst. Yani. West Ham Everton. West Ham. 1.90'dan West Ham dedi Orhan. Ben de katılıyorum sana. Aston Villa, Luton Town. Ama asıl takımım benim Aston Villa. Aston Villa ya. Emery'i ayrı, ayrı seviyorum yani. Ve çok başarılı olup da çok az konuşulduğunu düşünüyorum bu adamın da. Ben 1 ve 2. Yani iki Brighton'dan falan kat kat daha başarılı toplamda. Bir yıl doldurdu şu anda. İç sağda muhteşem. Yani İç sağ dış abi. Bir yani. O ben 1 ve üst diyorum. Evet bunlar. ilk yaratan bir derim. Devam ettim. Brighton dedin o zaman. Hadi Brighton Fulham. Bir ve üstü da. Bir ve üst diyorsun ona da. Ona da katılıyorum. Daha doğrusu bir ve üst değil. Brighton ve Fulham'ı ilk yarı bir diyorum. İlk yarı bir. Evet. Okey. Ben valla Brighton Fulham gollü de olur diyorum. Onu da söyleyeyim. Liverpool Nottingham Forest. Ama ben bu maça şey ilk yarıda iki gol olur diyorum Orhan. Ben de diyorum ki ilk yarıda iki gol olur. Birinde Salah atar. Adam ilk yarı şey Enfield'da <laughs> 13 maçı 17 gol bine skor. 14 golü var. O Ve zaman gelelim Manchester derdine. Her maçı skor etki etmiş. Gol asist son 13 maçın. United City. Ne diyorsun abi sen buna? Valla ben buna bir kere 2,5 gol üstü diyorum. Onu söyleyeyim. Hmm. Bir kere ben gollü olur diyorum. Yani bu United defansıyla bu City'yi durdurma ihtimali yok. Ama United'ın da biliyorsun böyle çok kötü gittiği dönemler sonrasında kendine gelme, rehabilite olma maçı hep bu sti maçları. Onların da çok ciddi asılacağını düşünüyorum. Ama ben tarafa girmeden 2.5 üst benim için yeterli bu maçta. Ben de karşılıklı gol var alıyorum 1.49'la. Cagliari Frosinone. İtalya'da geçin arkadaşlar geçin. bu maçı. Zor maç çünkü. Yani ben oynasam alt oynarım ama 1.66 alt oranı fena değil. Ya, Frosinone neyse. Monza Udinese. Ben bunu alt oynarım. Alt mı? 1.73 oranı var çünkü. Kılıç çekmem. Gelelim. Asıl inter -Roma. Roma. Ne diyorsun abi? Valla Roma'nın çıkan kere, bir performansı var. Bir kere var. ben bu maçta ilk yarıda çok bir şey olacağını zannetmiyorum. İkinci yarıda daha çok gol olur diyorum bir. İkincisi ben her türlü Inter diyorum. Ben de her türlü Inter diyorum bu arada. Bak Roma'nın çıkan performansı var. Üç maç kazandı üstelik de vesaire. Ama Inter... E, İç sağdan derbilerde çok iyi oynuyor. Milan'ı sağdan sildi ya. Tabii tabii. Ve e, performans artı... Formdalar bir de ya. Formdalar ve ben Roma'nın sadece şunu söylüyorum. Eski Roma değil. Gol atacağını düşünüyorum Roma'nın Inter'e. Olabilir yani. Roma golü açacak o zaman. Inter 1 ve üst diyorum. Evet, hatta şunu söylüyorum. Hadi Roma sürprizini de vereyim ya. 1.74-2.5 üst abi. Direkt üst diyorsun değil mi? Olur hiç eski, sana karşı çıkmam. Ben bir roman ekmeğini bir, bir ara yedik. Bir arada yenecek. herkes geç, geçen seneki Roma ile çok oranlar tut şey olmuş. Doğru. Bence 1.74 üst olacak bu maç. Napoli mi sizde? Hatırlamıyorum. Benim pazar neyim var? Benim pazar Şu an hatırlamıyorum. bak söyleyeceğim sana. Gelince maçları söyleyeceğim. Napoli Milan. Napoli Milan. Tam tersi. Abi Napoli'yi gördüm. Ossiman olmadan yani Raspodeli bir gol at, tek şutu golü girdi falan yani. Milan desen Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçtır golü yok. Bakma şeyde evet. atıyor, savunmasıyla gidiyor. Ben bir diyorum oran. Abi, ben de 2.5 alt diyorum, 1.62. Ben bir dedim sürpriz kuponu aldım bunu. Real Betis Osasuna. Ha şimdi hatırladım ben bunu anlatıyorum La Liga'da. Real Betis Osasuna ben bir diyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Büyük takımın büyük golcüsü olacak. Tamam Oliver Giro en iyi döneminde bile büyük takımın tek golcüsü değildi. Doğru. Al bir tane abi. Her şey Leo'nun ayağına bakıyor. Leo götürüyor out. Leo götürüyor şey yandan dışarı. Alırıyor. Leo Anlamadı, oysa Leo iyi bir tane o simen tarzı birisi olsa orada. bir de Leo, Leo daha, de coşar, Leo daha çok gol atar. Bir tane orada tehdit olsa ne olursa olsun driblingçi oyuncu yani bak yine kravatçı çözdü. Bir, bir driblingi çözdü yine bak tek başta. Burada da tek Leo'ya kalmış her şey. Ben Betis yener diyorum. Direkt ben burada bir tek Bilbao Valencia maçının beraberlik olduğunu söyleyeceğim. Geri kalan sana bırakıyorum. Vallecano Sociedad yani bak 2-11 üst olabilir ama çok iddialı değilim. Bilbao Valencia beraberlik mi diyorsun? ben Bilbao Valencia'da ikinci yarıda daha çok gol olur diyorum. Sonucu da söyleyeyim ya 1-1. 1-1. Peki Atletico Madrid Alaves. Ne Madrid burada tabii ağır favori. Ben buna Atletico Madrid artık gollü maçlar oynuyor. 1 ve 2.5 üst diyorum. Frankfurt Dortmund. Frankfurt dedim ya. Böyle olur hep Dino Topmes. Oturasıya kadar takım böyle gol yok, gol yok, gol yok. Sıfır goller, sıfır alt alt dedik 1.90'dan 1.90'dan. <laughs> artık bitti o iş. Ne diyorsun? Dep geçen hafta 3 deplasmanda biliyorsun. Şey yendi. Yener dedik de sürpriz yaptı. Bu 5 6 gol mü attı? Avrupa Ligi'nde. Şimdi Dortmund maçı tabii ki Dortmund favori olabilir ama hiç tarafa girmeye gerek yok. 1.47-2.5 üst. Leverkusen Frank Freiburg. İlk yarı 1.5 üst diyorum bu maçı. Çok güzel. Benim de kafamdan geçen şeyi söyledin. Leverkusen çok büyük yani Chabi Alonso çok yüksek ihtimal Ancelotti'nin arkasından Real Madrid'e gider arkadaşlar. Tabii tabii. Ben zaten onu yazdım oraya. Gelelim pazartesi maçlarına bitireceğiz arkadaşlar. Beşiktaş Antep ben üst olarak kuponumu aldım. Ben de tam tersini düşünüyorum. Ne diyorsun? Antep 2.5 alt 2.0 alt. Allah Allah. Burada şey olmadı burası. Empoli Atalanta. Bir de bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş Antep 1 nasıl bir 24 olur ya? Allah Allah. Empoli Atalanta. Ya Atalanta her şeye rağmen kazanır. Ben üst diyorum bu maça. Lazio Fiorentina. Zor maç ne diyorsun mesela? 1. Lazio'nun bir kendine gelmesi ben lazım. Ben de 2.5 alt diyorum bu sefer. Granada Villarreal son maçımız. Sana bırak. Villarreal'i ben geçen hafta ne dedim? Kazanamazsa rafa koyuyorum koydum. Villarreal'i benden duymayacaksınız artık <laughs> bu program bitene kadar. Bu maça hiçbir şey demiyorum. Gelsin benim birinci kupon. Sassuolo Bologna 2.5 üst. United City 2.5 üst. Beşiktaş Antep oran uyardı ama ben yine de koydum kupona ben üst bekliyorum. Şu Hoffenheim 3.5 üst. Bak tek problem burada şu kartı oynayıp Giresun atamaması ama yine de 3.5 üst denilecek maçlardan. De, denedim bile. Gelsin benim sürpriz kuponum. Trabzonspor kazanır. Napoli zor da olsa kazanır. Chelsea kazanır ve 2.5 gol üstü. Bunun neresi sürpriz ya? Barcelona, senin, Real Madrid 2-3 gol. Diğer kupondan daha iyi. Kaç oranı var bunun? 2 2 4 8 neredeyse 16 10 20 oranı ya var. Ya sürpriz dedim. Yüksek oranlıları birleştirdim işte aynı yerde. Ya buradan istediğini Bak bir önceki kupona diye. geçelim bir arkadaşlar. <laughs> bir önceki kupona geçer miyiz? 1.50-1.50-1.40 bir şey ya. Evet. 4 maç burada var. 4 maç ikinci kuponda var. Ben diyorum ki ikinci kuponda tutan maç sayısı birden daha fazla olacak. İkinciyi daha çok beğendin. Gelsin Hayır. oranın kuponları. 4'te kaç, 4'te kaç. Yarın göreceğiz. Ben burada... E, Rize, Galatasaray'da, Lise, Rize Galatasaray'da... ikinci yarı Rize Spor daha çok oratar diyorum. Tamam mı? İkinci yarı Pardon ikinci yarı daha çok gol olur. Daha çok gol olur. Okey. Karabük Trabzon tıpkı senin gibi Trabzon 2-0-8. Ankara gücü Samsun'da Samsun'a atamadı. Yeni teknik direktör bir gol atar. Ankara gücü Emre Belözoğlu, Yani üst olur diyorsun. Her türlü üst olur diyorum burada. Tamam. Orhan'ın Bundesliga kuponu gelsin. Eintracht Frankfurt Dortmund dediğin gibi 2.5 üst. Bremen Union Berlin bir kere daha veriyorum şansı. Union Sonra e. rafa kaldırıyor muyuz? Evet kaldırıyoruz. Union Berlin'i bir daha deneyelim bakalım. Evet. Burada Hoffenheim'a e bir gol avantaj veriyorum. Stuttgart Hoffenheim maçına. Yani 1-0. Dolayısıyla hem beraberlik hem e, Hoffenheim galibiyet şey. Beraberliği de 1-72 oran çok iyi bence. Giraster'ın yokluğunda hatta direkt Hoffenheim'i de verebilirim. Evet kuponlarda böyle artık veda zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yılını bir kez daha coşkuyla kutlayalım. Herkese de kutlatalım arkadaşlar diyerek programımızı kapatalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.